Evet. Şimdi bilmiyorum ses ne kadar geliyor. Kaskın mikrofonundan ses kaydı yaptığımız için belki motor sesi gelmiyor olabilir ama bu videoda motor sesini de detaylı olarak inceleyeceğiz arkadaşlar. Motorumuz 48,4 kilometrede. Öncelikle şunu anlatayım. Ben bu motoru neden aldım? Neden Aurora'yı tercih ettim? Onunla ilgili kısa bir bilgi vereyim. Açıkçası ben bu motoru sürmek için almadım arkadaşlar. Yani ben bu motoru sadece cross motorları sevdiğim ve ileride de al sat yaparım mantığıyla aldım. Satıcı arkadaş dedi ya şey al, 50'lik motor al. Onların satışları daha kolay oluyor dedi. Yalnız ben tercih etmedim. Ya yani cross motor ne bileyim bana daha kolay geliyor gibi ya alıcısına ulaşmak. Şimdi ya üçüncü vitesteyiz. Şu dik sayılabilecek rampayı çok rahat bir şekilde çıkıyor. Şimdi bir müsait alana çıkıp motoru olduğu yerde inceleyeceğiz. Ancak oraya gidene kadar da izlenimlerimizi paylaşabiliriz. Şimdi bu motor gerçekten güzel, yakışıklı bir motor ya. Yani bunun diğer varyasyonları rakip firmaların ürettiği cross'lara bakıldığı zaman en tipli motor bu bence. Gerçekten de hani böyle şık kendini gösteriyor. 250 cc bir motor, 6 vites. Yani bunun üzerine çıktım. Ya çok fazla gezmedim. 50 kilometreye yaklaştı. Ama uzun süredir motor kullandığım için yani 2013-14 senesinden bu yana motor kullanıyorum. Daha öncesi de var da yani böyle vitesli motor diyelim. Dolayısıyla kendini belli ediyor. Hani bu motor ne yapar, ne yapamaz, nasıl alınır mı? Bunlarla ilgili fikirlerimi paylaşacağım sizinle. Şimdi motor hakikaten bana güçlü geldi. Yani güçlü bir motor. Yani bastığın zaman hemen direkt motoru ivmelenmesi güzel. Onun haricinde ya ön taraftaki o ışıklandırmalar, özellikle akşam sürüşünde mavi ışıklandırmalar çok zevkli. Sürüşü zevkli bir motor. Ama iki kişi o kadar zevkli olmuyor. Yani biraz daha yani tek kişilik motor. Zaten bu motor alanda tek kişi biner diye tahmin ediyorum. Bilerek aldıysa. Şimdi bazı insanlar motoru alır, basar, son limitleri görür. Yani bunu yaparken de rodajı dikkate almaz. Ama ben bu motoru aldığımda yani bu zamana kadar rodaja itinayla dikkat ettim. Yani çünkü bir şeyleri bakayım derken motorun ömründen yemeye hiç gerek yok. Yani dolayısıyla rodaj nasıl yapılması gerekiyorsa rodajın müsaade ettiği kadarıyla motoru deneme fırsatımız oldu. Yani top speed falan bilmiyorum arkadaşlar. Çok da fazla bir ilgilendiğim konu değil. Şimdi ben bunu kıyaslarken, bu motoru kıyaslarken neye göre kıyaslayacağım? Tabii ki yani Japon muadili olan, rakibi olan CRF 250L ile kıyaslayacağım. Çünkü ikisini de kullanıyorum. CRF-L de var bende. Ya ona göre kıyaslamalarda bulunacağım. Ama şu anda size motorun hem gidişini hem de sesini duymanız açısından videoyu uzatıyoruz.
Şimdi motorun sesi gerçekten güzel. Yani böyle ne diyeyim? Yani tok bir sesi var. Sanki egzozluymuş gibi. Yani egzoz taktırmışsın gibi. Tok bir sesi var. Üzerindeki gelen lastikler zaten cross lastikler. Yani dolayısıyla cross yapmaya müsait bir motor. Evet, yolu da kapatmışlar. Buradan muhtemelen geri döneceğiz. Yok, çıkabiliriz. Arkadaşlar, motor far ayarı bozuk geliyor. Ve amortisörleri de sert olarak geliyor. Yani dolayısıyla arka amortisörü eğer şey yapabilirseniz, ayarını yapabilirseniz sizin açınızdan iyi olacak. Evet. Burayı da kapattıkları için. Bakalım. Evet. Köpek arkadaşımız da bizi karşıladı. Şöyle yapacağız. Evet. Bunu böyle geçirelim. Ses gerçekten güzel yani kükrüyor ama yani kısa mesafede güzel, uzun mesafede insanın başını ağrıtıyor. Ama egzoz seven arkadaşlar için orijinalinde güzel bir egzoz da geliyor. Şuradan dalalım mı? Yok, burada özel. Ses güzel, hakikaten güzel ya. Sanki havalarımız biraz eksik gibi. Evet, kaskımızı kapatmak zorunda kaldık. Arkadaşlar, rodajı nasıl yapıyoruz? Rodajı mümkün mertebe çok fazla limitlerde kullanmıyoruz ve sürekli vites değiştiriyoruz. Yani yukarı aşağı düz yolda gidersen bile mesela bazı insanlar uzun yolda şöyle bir 500 kilometrelik yolda rodaj yapıyorlar bir viteste. Yani o şekilde rodaj çok sağlıklı olmuyor diye okudum. Motoru aldığım zaman genelde kullanma kılavuzlarına bakarım bir göz. Elimden geldiğince nerede ne detay var onları bulmaya çalışıyorum. Şimdi mesela 5-6. Hızımı azaltırım. 5'e çekerim. 4'e çekerim. Sonra gaza basarım, 5'e atarım, devam ederim. Hani bu şekilde, yani bunları bütün videolarda mümkün mertebe yapmaya çalışmanız lazım. Ki sağlıklı bir rodaj işlemi olabilsin. Hayatımda motor üzerine çıkmamıştım. O yüzden güzel geldi ya. Karadeniz'in de yeşil yaprakları her tarafı kapladı. Fındık mevsimi burada. Ağustos'ta başlar. Ağustos'un ikinci haftası. Eylül böyle devam eder. Yani şöyle Çin grubunda bu
Bunu kıyaslayabileceğim sadece Mondial'e binmiştim. Mondial 200'lüktü. I200 olması lazım. Öyle geçiyor. Ya ona göre güzel arkadaşlar. Yani kıyaslama ona göre güzel. Ama tabii ki bir Japon'a göre kıyasladığın zaman dezavantajlarını anlatacağım. Yani gördüğüm, gözlemlediğim dezavantajlarını anlatacağım. Şurası tam bize göre bir yer. Buradan dönüşümüzü yapalım. Bım bım. Çok güzel ya. Arkadaşlar size bir de tüyo vereyim. Böyle yerlerde karşınıza köpek çıkma olasılığı çok fazla. Dolayısıyla bunları köpekleri yani kışkırtma yolunu buldum. %95 işe yarıyor. Zaten karşıdan köpek geldiği zaman böyle bir seni böyle bir süzüyor. Anlıyorsun sana saldıracak. Genelde böyle hiçbir şey olmaz bu tarz saldırılarda ama bir keresinde ben yavaş giderken bacağımı bir köpek ısırdı. Allah'tan uzun bot giymiştim ve bota geldi. Yani o yüzden köpek size geldi, yaklaştı. Tam böyle size dalacağız ama böyle ayağa kalkıyorsunuz. Sizi böyle yukarıda görünce birden bir ne olduğunu şaşırıyor. Arkadaşımız burada ama çok oralı değil o. Ne olduğunu şaşırıyor, böyle bir geri gidiyor, sonra bir daha dalacak gibi oluyor. O arada siz yırtmış oluyorsunuz. Yani bu taktiği deneyin arkadaşlar. Buradan ne yapalım? Bakalım. Evet. Böyle bir geçelim bakalım. Biraz daha sürelim motorumuzu. Oh, otlar kesilmiş. O kadar güzel ot kokuyor ki. Yani ilkbaharın bu havası muhteşem oluyor. Özellikle biz yazı çok geç yaşıyoruz arkadaşlar. Yani burada yaz Mayıs 7'si diye tabir edilen 20 Mayıs'ta başlar. 20 Mayıs'tan önce Karadeniz'de, Doğu Karadeniz'de tam anlamıyla sıcaklar gelmez. Mayıs 7'si şenlikleri olur, yurt dışından gelen koro ekipleri olur. Bu da bir nevi yazı kutlama. Şu anda da Mayıs 7'sini geçtik. Yani şu anda 20 6 Mayıs. Ya gaza bastığın zaman hemen hissediyorsun arkadaşlar. Yani gaza bastığın zaman gazı hissediyorsun. Dolayısıyla yani cross yapacak arkadaşlara güzel bir motor gücü verdiğini söyleyebilirim. Lastik basınçlarını ben CRF'de 22 yapıyordum ön arka. Dolayısıyla bunu baz aldım. Bunu ön ve arkayı 22 olarak ayarladım. Ayarını yaptıramadım. Yani bunda bir de şöyle bir sıkıntı var. Yani bu şu anda bir de ne kadar köpek arkadaşı geçtik. Allah'tan saldırmadı. Burada ne kadar benzin kaldığını bilemiyoruz arkadaşlar. Yani daha doğrusu ben çözemedim. Aldığım yere de gittim. Dedim ben motorda hani kilometre yapmıyorum ama benzin koydum. Hiçbir şey olmadı bunda. Aynı kalıyor. Ya öyle bir problem var ama dedi. Bir kere doldur boşalt yaptı bir arkadaş, alan arkadaş. Sonra düzeldi kendiliğinden dedi. Oh, burası da Giresun'un manzarası. Dolayısıyla hani ben de kullanmayacağım için, çünkü bunu
dediğim gibi hani kullanmak için almadım. Ben bunu satmak için aldım. Bilemiyorum yani öyle bir durum olursa da dedi. Garantiden isteriz parçasını dedi. O şekilde rahatlattı. Ama bilemiyorum benzin göstergesi çalışıyor mu?